Bu havada neden festival koleksiyonuyla alakalı bir video çektiğimi inanın ben de bilmiyorum. Çok istek alan Lormar Free Spirit koleksiyonu bugünkü konuğumuz. Zaten ojelerini sürdüm bile. Bu FC Chill Out rengi gelir gelmez sürdüm. Bir katla da birazcık oldu okey ama asıl iki kat acayip güzel duruyor. Artık çok uzatmadan videoya gireceğim ama başlamadan önce kanala abone olup kanal bildirimlerimi açarsanız beni çok mutlu ederseniz hazırsanız başlayalım. Invisalign'larımı da taktım ki konuşamayalım diye. Festival tadında koleksiyon Free Spirit. Festival sezonunun en renkli makyajını yaptığın için Free Spirit koleksiyonunu keyifle kullanmanızdayız. Teşekkür ediyorum Flormar. Bu fark edebileceğiniz üzere bana hediye olarak geldi. Böyle tribal desenli çok güzel ambalajlar yapmışlar. Aslında totaline baktığınızda bayağı geniş bir koleksiyon yapmışlar. Bir tane mesela primer var. Bir tane Flawless Tone Up Cream diye bir şey var. Bu galiba BB kreme yakın bir şey. Slim maskara. Bir tane Dewy Lipstick adlı böyle nemli bir ruj. Dewy Lip Booster, dudak tombullaştıran gloss. Mentollü gibi böyle tadı. Çok hafif hafif yakmaya başladı şu anda. Sulu bir görünüm veriyor. Renksiz yani. Nerede kalmıştık? Bir tane far paleti. Bir tane zaten daha önceden koleksiyonlarında bulunan waterproof bir dudak kalemi göndermişler. Bunların dışındaki ürünlerin hepsinde Flormar'dan kullanacağım. Böylece aslında hem tek marka hem de yeni koleksiyon olmuş olacak. İlk ürünümüz bu böyle içinde minik minik noktalar bulunan Radiant Finish Makeup Primer. Ciltte pırıltıya sebep olmayan yapısıyla ciltte kusurları etki eder ve kusur görünümünü ortadan kaldırır. İçindeki o partikülleri hissediyorum ama su gibi oldu. Kusurları cildinize böyle yedirdikçe yok oluyor. Ama hızlı bir şekilde emilip galiba az sonra kuruyacak. Bir yandan da şimdi gözeneklerin görünümüne falan ne yaptı ona bakayım. Sadece cildimin üzerinde böyle daha yapışkan bir jel var gibi hissediyorum. Bir sonraki ürünümüz fondöten. Fondöten de değil de tone up cream, tekrar ediyorum. Bunun renkleri var mı? Yok. Cilt tonu dengelemeye yardımcı bu krem makyajsız uygulandığında doğal görünüm sağlar. Göz alıcısı hedefli ışıklar içeren formülü cildin bir görünüm kazanmasına mı yardımcı olur? What? Cildin bir görünüm kazanmasına yardımcı olur diyor. Cilt bakımının son adımında cildinizin ürünü daha hızlı absorbe etmesi için cildinize yeterli miktarda ürünü uyguladıktan sonra nazikçe dağıtın. Bu şey değil. Fondöten falan değil o zaman. Çünkü cilt bakımınızın son aşamasında diyor. Saatlerce sürüyor ya festivaller sabahtan akşama kadar. Cildinize eğer çok fazla kalıcı bir şey sürerseniz onun yok olurken biraz biraz yamalanma ihtimali artıyor. Suratınızda böyle bastırdığınızda parmak girecek kadar yoğun görünmeyen, cildinizi böyle hafif dengeleyen, sizi böyle genç genç gösterecek bir şeyler daha uygun olabilir festival makyajı için. Acaba herhangi bir kapatıcılığı olacak mı bunun? Bu bayağı bildiğiniz nemlendirici. Yüzümün yarısına sürdüm ama bu ne yapıyor ki? Bu kremin asıl yapmaya çalıştığı şey benim anladığım kadarıyla makyajsız günlerinizde cildinizi birazcık daha normalize göstermek. Yani hiç makyaj yapmadım ama cildim de fena değil diye göstermek. Eğer cildinizi hiç kapatmamaya alışkın değilseniz bence uygun bir ürün değil. Neden bunu süreyim bilmiyorum. Cildim birazcık matlaştırdı. Siz biraz daha yaklaştırayım mı? Yani birazcık böyle soft focus denilen şey vardır ya, böyle birazcık matlaştırdı ama hiçbir şeyi kapatmadı. Kapatıcı olduğu da söylenmemiş. Benim tercih edeceğim bir şey mi? Bence değil. Çünkü bunu tercih edeceğim mi giderken mesela SPF'lerimi falan kullanırım yani. Çünkü bunun içinde SPF far paleti, ambalajı yine çok tatlı. Sadece ilk kemik rengi ve en sondaki siyah renk mat. Diğer renklerin hepsi hafif ışıltılı, hatta saten. Hiçbiri simli değil, hiçbiri foiled değil. Yine Flormar'ın bu Dark Circle Concealer adlı hafif somon rengi olan üründen kullanacağım gözümün üstüne. Şimdi bu ilk kemik rengiyle gözümün üstündeki bu kapatıcıyı sabitliyorum. Tüm göz kapağıma bu dördüncü rengi süreceğim. Far paletimizde herhangi bir mat olmadığı için geçiş rengi olarak Flormar'ın Satin Blush Pink Brown adlı böyle benim az sonra bronzer olarak kullanacağım rengi katlanma bölgeme kullanıyorum. Daha kalın bir fırça tercih ederim ama şimdi rengi yerleştirdiğim için çok da yukarı çıkmak istemiyorum. Sondan bir önceki şöyle görünen bu rengi gözümün dış bölümüne kullanacağım şimdi. Az önceki fırçamla şimdi dağıtıyorum hepsini. Göz pınarıma daha yakın bölüme de daha açık pembe olan bu ikinci rengi süreceğim. Göz kapağıma sürdüğüm rengi birazcık daha çoğaltacağım. Şimdi aynısını diğer gözüme de yapıp geliyorum. Ultra Black Eyeliner adlı bu jel kalemi kirpik dibime doğru süreceğim.
Şimdi gözlerimin altını dengelemeye çalışayım. Bu kez farklı bir renk kullanacağım. Şu kahverengiyi süreceğim. Az önce kullandığım diğer kahverenginden ve bu pembeden de dağıtabilirim. Kamera dışında diğer gözümü yaparken bu arada bir de ıslatarak kullandım. Islatınca biraz daha fazla pigmentleri arttı. Şimdi kirpiklerimi kıvırıp maskarayı deneyeceğim. Bulaşmayı önleyen bu maskara kirpikleri uzun bir görünüme kavuşturuyor. İnce kirpik tellerini yukarı doğru kıvırarak belirginleştirir ve kusursuz bir kıvırım kazanmalarını sağlar. Uzatan ve kıvıran bir maskara, hacim beklemememiz lazım. Bir yerini yapıştırdı ve orayı ayıramıyorum. Bu tarafta var, bu tarafta yok gördüğünüz üzere. Böyle kıvırmak yerine daha düz duruyor gibi kirpiklerimi kıvırmış olmama rağmen. Yani maskara neredeyse hiçbir şey yapmadı ve bu normal mi emin değilim. Böyle göstereyim size. Bu iki kat hali ve öbür tarafı da sürüp geliyorum hemen. Kirpiklerime şöyle bir şey yaptım. İkinci katı sürüp tamamen kuruduktan sonra temiz bir kirpik kıvırıcıyla tekrardan kıvırdım. Buna da 3 kat sürdüm. Sonra bu tamamen kuruduktan sonra bir kat daha sürdüm. Şimdi şeye kızmak istemiyorum. Zaten söylemişler bu kirpiklerinizi kıvıran ve uzatan bir maskara. Benim kirpiklerimin hacme ihtiyacı olduğu için benim normalden, yani normal tekrar kullanacağım elimin gideceği bir maskara olmayacak, baştan söyleyeyim. Chroma'nın her şeyini çok severim ben normalde ve bu video şu an hiç iyi bir yere doğru gitmiyor. Şimdi fondötenimiz olmadığı için birazcık bu böyle kızarıklıkları falan kapatmaya çalışacağım. The Flor Mar'ın Color Corrector'ı Camouflage Palet. Mesela çok minik detay fırçasıyla mesela şu kızarıklığımı hafif yeşilden sürmek istiyorum ama bu da maşallah turkuaz yeşil. Buramın kenarlarına da birazcık pembe ve şeftali renginden süreceğim. Çok kremsim, çok ince. Güzel bir palet aslında fakat renkleri biraz abartılı pigmentli. Yani renk düzenleyicilerin bu kadar çok pigmentli olmasına gerek yok. Altındaki teninizle birleşmesi gerekirken bu sefer kendisini kapatılması gereken bir renk haline gelmemesi lazım aslında. Çok da kötü değil. Biraz da göz altlarımızı kapatalım bakalım. Elimin üstündeki göz altı kapatıcısını kullanacağım yine. Bu Radiant Touch Brush Concealer 03 Light Beige rengi. Bu rengin ismi bence Light Ivory olmalıymış. Çünkü bayağı böyle turuncumsu, şeftalimsi. Morluklarınızı sıfırlamak için güzel olacaktır. Çok beyaz olmadığı için de doğal duruyor. Kolay dağılıyor, ince. Eğer bunu daha beyaz alt tonlu, daha sarımsı bir renginde alırsanız göz altlarınıza bundan kullanıp o daha beyazımsı olan rengi de yüzünüzü aydınlatmak için kullanabilirsiniz. Tamamdır. İdare etmeye çalışıyoruz. Şimdi aldık olarak yine Flor Mar'ın bu koleksiyonunda olmayan ama daha önceden bende bulunan ve sevdiğim bir renk olan 03 Pure Peach Satin Matte Blush On kullanacağım. Bunlar güzel pigmentli aldıklar. Sadece keşke böyle tam olsalarmış. Çünkü fırçayı böyle sokunca bir yarım yarım kalıyor. Onu sevmiyorum. Sağlıklı pembiş festival görüntüsü için bence çok güzel bir renk bu 3 numara. Şimdi az önce krizimde kullandığım, bence bronzer olarak çok iyi kullanılan ama aslında aldık olan bu yine Satin Matte Blush On 6 numara Pink Brown rengini kullanacağım. Böyle bir renk. Çok böyle konturlanmış, aşırı boyutlandırılmış falan bir görüntü istemiyorum ama sadece aldığımdan aşağıya doğru inerken bir hafif bir koyulaşma istiyorum. En sevdiğimiz bölümlerden bir tanesi highlighter. Lörmer'dan herhalde highlighter olarak kullanmayı en çok sevdiğim şey bir göz farı. Bu mat terracotta eyeshadow Pixie Dust rengi M108. Beyaz aslında buz buz gibi geliyor ama çok ince bir pudra olduğu için yüzünüzde çok tatlı duruyor. Gözeneklerinizin üzerinde durmuyor. Çok çok hafif bir pudra. Yani aşırı kremsi bir pudra değil. Kuru olduğu için bir yandan da aslında çok beklenmedik bir yüz highlight'ı olabiliyor. Gördüğünüz gibi tam ışık gibi duruyor. O yüzden çok seviyorum bunu. Son olarak dudaklara geldik. 02 Natural renkli dudak kalemini kullanacağım. Oo, çok güzel rengi. Ve ahşap bir kaleme göre bayağı pigmenti iyi. Dudağımdaki gloss'ı özellikle silmedi. Çünkü onun üzerine daha güzel renk vereceğini düşündüm. Yine dudağıma bir şey sürerken konuşuyorum. Böyle bile bırakılabilir aslında ama şimdi bir de aynı koleksiyona ait rujumuzu deneyeceğiz. Bu da Dewy Lipstick 02 Natural numarası. Bence inanılmaz bir renk. Bu direkt favorilerime gidiyor. Makyajımızın
sonunda Damla kalarcık saçı da yaptım. Geçen gün Damla'ya söylüyordum, Damla saçlar sana çok yakışıyor diye. Şimdi kıskandım, ben de yaptım. Biraz üzgünüm ya. Eski videolarımda Flormar'la ilgili hep çok çok iyi şeyler söylüyorum. İnanılmaz kendilerini geliştirdiler. Mükemmel formüller yapıyorlar. Trendleri çok hızlı takip ediyorlar. Hatta oluşturuyorlar. Fakat galiba böyle son birkaç yıldır ilk kez Flormar'la ilgili hayal kırıklığına uğradım. Çok üzgünüm. Birincisi, bence böyle bir koleksiyon için bu iki ürüne ihtiyaç yok. Yani ya bunu ya bunu yapmaları gerekiyordu. Bir tane BB krema benzer bir şey olabilirdi. En azından böyle nokta kapatıcı olarak planlanabilecek. Sivilce kapatacak, gözaltı morluğu kapatacak falan, öyle bir ürün olabilirdi. Yani şöyle beni ikna edemedi. Bu bir nemlendirici mi? Primer mı? Bu bir cilt bakımı ürünü mü? Festivalde dışarıya çıkacak insanın yüzüne süreceği iki tane ürün yapıp ikisine de SPF koymamak bence kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi maskara. Yani çok fazla şikayet etmeyeceğim maskarayla ilgili. Çünkü belki de benim kirpik yapıma uygun değildi. Ben biraz daha hacim verecek bir maskara seviyorum. Bu palete bir tane de geçiş rengi yapsalarmış, krize sürülebilecek bir renk yapsalarmış, çok iyi olabilirmiş diye düşünüyorum. Yapılarının inceliği, çok kolay dağılmaları, göze hemen transfer olmaları, ıslakta kullanılabilmeleri, fırçaya da gelmeleri, parmakla da kullanılabilmeleri, gözünüzün üzerinde top top olmamaları falan gibi özellikleri sayesinde aslında formülasyon olarak çok iyi bir palet. Daha önce söyledim mi hatırlamıyorum bu arada, bu 02 numara Iconic Colors Edition. Dewy Lip Booster adlı ürün. Dudakları şişirip şişirmediğini bilmiyorum ama bence güzel bir ışıltı veriyor. Mesela şu an dudağımda bulunan bu normal... Bravo. Çok kalıcı mı? Hayır değil. Dün akşam sürdüm çünkü bunu. Sadece keşke bu kadar sıvı olmasaymış. Bununla ilgili daha iyi şeyler söyleyebilirdim. Az önce üzerime dökmem pek hoş olmadı. Çok sıvı olduğu için dudağımın üstüne de bulaştı gördüğünüz üzere. Şimdi dişime ve dişimdeki plakaya da bulaşacak. O yüzden benim birazcık temkinli yaklaşacağım. Saçınızda başınıza yapışıp yüzünüzde çizgi yapabilecek falan bir ürün. Şimdi koleksiyondan en sevdiğim iki ürünü söyleyeyim. Biri bu Full Color Chill Out. Tırnağımdaki. Çok kalıcı, çok opak ve çok modern renkleri olan bir seri. Neden şu anda elim pembe peki? Nereden pembe oldum? Dudağımdaki mi pembe? Ne oluyor? Neler yaşıyoruz? Bu şeffaf çıkıyor, sonra pembeye mi dönüyor? Hayır, elime bulaşan dudak parlatıcısı. Kendi kapağımdan ellerimi nasıl boyadı? Bakar mısınız? Yani siz mesela festivale gittiniz. Dudağınıza bunu sürdünüz. Sonra böyle elinize dağıttınız. Ondan sonra da kapağını kapattınız. Ve alacağınız sonuç bu. Ve çıkmıyor. Ve dişine de geldi. Dudaklarımı bununla silmeye çalıştıktan sonra da pembeliği kaldı. Çünkü o ambalajın pembeliği. Neyse, bu videoyu bitirelim. Koleksiyondan sadece az önce bahsettiğim oje, koleksiyona ait olmayan bu dudak kalemi, rengini çok beğendim çünkü. Ve yine koleksiyonun içindeki bu ruj alınmalı bence. Flormar'ın çok sevdiğim başka ürünleri var. Böyle ambalajları olmayan ve sizi bu hale getirmeyen. Dilerseniz favori Flormar ürünlerimle video çekebilirim. Silk matte rujları video yapmıştım mesela. Bunları çok seviyorum. Bu HD fondöteni mükemmel. Stay True fondöteni hiç fena değil. Bence bu koleksiyona çok daha uygun olabilecek bir fondötenmiş. Az önce bahsettiğim ve yüzümde kullandığım terakota parlar güzel mesela falan. Koleksiyon tarafından aşırı bir hayal kırıklığına uğratıldım şu anda. Umarım beğenmişsinizdir ve yardımcı olmuştur. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.